Gençler merhabalar. Bugün sizlerle yepyeni bir sayfa açıyoruz. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın 2023 en güncel, en son baskısıyla karşınızdayız. Son yapılan 2022 YKS sınavıyla orijinal yayınlarının soruları arasında büyük benzerlikler vardı arkadaşlar. Bundan dolayı da büyük mutluluk duyduk. Sizden gelen dönüşlerle de 39 net yaptık, işte geometri hariç 28 net yaptık, full yaptık diyenler oldu. Bundan da açıkçası çok mutlu olduk. Kitabımızda biraz değişiklikler oldu tabii geçen seneye göre. ÖSYM'ye çok çok daha fazla yaklaştı. Yine başarılı bir çalışma olmuş arkadaşlar. Büyük bir emek var. Bunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Çözümlere başlamadan önce de arkadaşlar birkaç nacizane tavsiyede bulunacağım. Biz bazı önemli gördüğümüz soruları yıldızlayacağız, işaret koyacağız ve bunları sizden belli aralıklarla tekrarlamanızı isteyeceğiz. Bu tekrarlar tabii nasıl olacak? İlk birkaç tekrarlarınız arkadaşlar yazarak olacak. Tamam mı? Matematik yazarak öğrenilir, yazarak çalışılır. Önemli gördüğünüz yerleri ve daha sonrasında arkadaşlar kendinizi artık o belli bir düzeye getireceksiniz. Nasıl yani? Gözle tekrar edebilecek seviyeye getirdiğiniz zaman arkadaşlar yazarak çalışmayı bırakabilirsiniz. Ama onu da arkadaşlar siz kendinize göre tabi ayarlayacaksınız. Kimisi ilk 1-2 denemeden sonra, yazarak çalışmadan sonra gözle tekrar edebilecek seviyeye gelir. Artık onu siz kendinize göre ayarlayacaksınız. Dedikten sonra arkadaşlar ilk sorumuzla hemen başlayalım. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. A çift rakamdır. B tek rakamdır. C asal rakamdır. Demek ki bizim arkadaşlar çalışma kümemiz ne? Rakamlar. Rakamlar kaç tane? 10 tane. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Buna göre diyor A eksi B artı C ifadesinin değeri en fazla kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada değer vermeye başlarken önce pozitif olanlardan başlayacağız. Tamam mı? A pozitif. O zaman da en büyük olmasını istiyorum ya. O zaman A'yı mümkün olduğu kadar büyük tutmam lazım. C de pozitif. Önce pozitiflerden başlıyorum. Buna da büyük vereceğiz. A, B'nin işareti negatif olduğundan dolayı bu da diğerlerinden tam tersi yönde çalışacak arkadaşlar. Tamam mı? B'nin de en küçük olması lazım. Şimdi A'ya en büyük ben ne verebilirim arkadaşlar? Bakın 9'u verebilirim. Değil mi? Ama çift rakamdır diyor. O zaman 9'u veremeyeceğim. Neyi vereceğim arkadaşlar? 8'i vereceğim. Bakın A 8. B tek rakamdır diyor arkadaşlar. B'nin en küçük olmasını istiyorum. Tek olacağı için arkadaşlar en küçük ne olacak? Bakın 1 olacak. C'ye bakın. C'yi de en büyük vereceğim için arkadaşlar C'de asal olacak aynı zamanda. Bakın 9 asal değil. 8 değil. Bakın ne olacak arkadaşlar? C'ye de 7 vereceğim. Şimdi işaretleri yerine yazdığım zaman 7 artı 7'den 14 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim ikinci sorumuza. 2 basamaklı en küçük tam sayı ile rakamları farklı 3 basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? Bakın arkadaşlar şu laflar çok önemli. Bakın en küçük diyor de rakamları farklı mı diyor mu demiyor mu? Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. 2 basamaklı en küçük tam sayı diyor ya arkadaşlar. Tam sayı dediği zaman aklımıza ne gelecek? Negatif sayılar gelecek. Tamam mı? O zaman 2 basamaklı en küçük negatif tam sayı ne olacak arkadaşlar? 99 olacak. De rakamları farklı. 3 basamaklı en küçük doğal sayı. Doğal sayı dediği zaman negatifleri düşünmeyeceğiz, değil mi? Çünkü doğal sayılar sıfırdan başlıyor, sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. En küçüğü ne olacak arkadaşlar? Rakamları farklı dediği için 102 olacak. Bunları da topladığım zaman arkadaşlar 3 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 3'e. X ve Y doğal sayı olmak üzere. X çarpı Y 24 olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar sorunun çözümüne başlamadan önce hemen şuraları ne yapacağız? İşaretleyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar bizim için önemli. Doğal sayı mı diyor? Tam sayı mı diyor? Tamam mı? Pozitif doğal sayı mı diyor? Ya bunlar çözümü sonucu etkileyen şeyler arkadaşlar. O yüzden çözüme başlamadan önce kesinlikle ama kesinlikle bunlara çok dikkat edin. Evet, x çarpı y neymiş arkadaşlar? 24'müş. Şimdi öncüllerimize bakalım. İlk öncülümüz x artı y toplamı en fazla 25'tir diyor. Bakın x'e ben 24, y'yi de 1 verirsem ikisinin toplamı ne olacak? 25 olacak. Değil mi? Birinci öncülümüz demek ki doğru. Çünkü toplamların en fazla olması için sayıları birbirinden en uzak seçmemiz lazım. Bu da 24 ve 1 vererek olur. Evet, ikinci öncüle bakalım. X artı y toplamı en az kaç olur? En az olması için arkadaşlar bizim ne yapmamız lazım? Sayıları mümkün olduğunca birbirine yakın tutmamız lazım. Hatta mümkünse birbirine
eşit almamız lazım arkadaşlar. Şimdi ben bu sayıları eşit aldığım zaman iki tane eşit sayının çarpımı 24 olamayacağından dolayı sebebi çünkü 24 karesel sayı değildir arkadaşlar. O yüzden birbirine en yakın ne verebilirim? 6'ya 4 verebilirim. Toplamları da arkadaşlar 6 artı 4'ten de 10 gelir. İkinci öncülümüz de doğru olmuş olacak. Üçüncü öncüde bakalım. 4 farklı x virgül y ikilisi vardır diyor. Hemen şurada arkadaşlar x çarpı y eşittir 24. Ne yapalım? Baştan itibaren yazalım. Şimdi buna 1 verdiğim zaman çarpımı ne olacak? 24 olacak. 2 verirsem 12 olacak. 3 verirsem 8 olacak. 4 verirsem 6 olacak. 6 verirsem 4 olacak. 8 verirsem 3 olacak. 12 verirsem 2 olacak. 24 verirsem de 1 olacak. Şimdi şöyle de düşünmeyin. Hocam zaten 6,4'ten sonra bunlar tam terse dönüyor. Evet ama biz şimdi x, y ikilileri yazacağımız için burada sıra önemli. Anlaştık mı arkadaşlar? O yüzden bunların şu taraflarında böldüğüm tarafın alt kısımlarında ne yapmam lazım? Almam lazım. Anlaştık mı? Ama bize burada deseydi ki x artı y toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır dese bakın 1 ile 24'ün toplamı 25 olur. 24 ile 1'in toplamı da 25 olur. O yüzden alttakileri almam gerekmeyecekti. Ama burada bizden bir daha söylediğim gibi ikililer istediğinden dolayı ne yapmamız lazım? Hepsini almamız lazım arkadaşlar. Dikkat edecek olursak da bakın kaç tane ikili yazabildik burada? 4'ten fazla var, değil mi? O yüzden 3. öncülümüz yanlış arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 4. sorumuza. A ve B tam sayı olmak üzere. Bakın ne diyor? Tam sayıymış. Tamam. A çarpı B eksi 30 olduğuna göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır? O zaman ben ne yapmam lazım? A'ya ve B'ye mümkün olduğunca büyük değerler vermem lazım. Ama iki tane sayının çarpımı eksi ise arkadaşlar bunun birisi artı diğeri de eksi olmak zorunda. A'ya verebileceğim maksimum değeri vereyim o zaman. Ne olabilir? 30 olabilir arkadaşlar. Değil mi? B de negatif olacak. Negatif sayıların içerisinden de en büyük verebileceğim sayı nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. O yüzden B'ye de ben ne vereceğim? Eksi 1 vereceğim. Tamam. Bunların toplamı da ne olacak arkadaşlar? 29 olmuş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 5'e. Kare ve yıldız sembolleri 4 işlemden birer tanesini temsil etmektedir diyor. Bakın burada işlemler tanımlanmış olduğuna göre bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar ben eksi 10 ile artı 2'yi toplarsam eksi 8'e ulaşabilirim. Demek ki kare neymiş arkadaşlar? Artıymış. 2 ile de bakın eksi 2'yi işleme sokmuş. Eksi 4 olmuş. O zaman bu yıldız işleminin çarpı olması lazım ki 2 ile eksi 2'yi çarpınca eksi 4 olsun. Bu da çarpı arkadaşlar. Şimdi yeniden yazacak olursak eksi 6 artı 8 çarpı eksi 4'ten. Bakın önce çarpma işleminin önceliği vardır. Burayı çarptım. Eksi 32 geldi. Eksi 6 da zaten önünde vardı. Topladığım eksi 38 gelmiş oldu. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 6'ya. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılardır diyor. Buna göre bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapalım arkadaşlar? Önce şu dağıtma işlemini bir yapalım. A bölü B ile B bölü A'yı çarpacağız. Bir de artı A bölü B ile de B'yi çarpacağız. Bakın A'lar birbirini götürdü. B'ler birbirini götürdü. Burada 1 kaldı. Burada da arkadaşlar B'ler birbirini götürürse A kalacak. Cevabımız demek ki 1 artı A olmuş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. X ve Y birer sayma sayısı olmak üzere. Sayma sayıları kaçtan başlıyor arkadaşlar? 1'den başlıyor değil mi? O yüzden bunları pozitif doğal sayılar olarak da gösterebiliriz. Aynı zamanda pozitif tam sayılar olarak da gösterebiliriz. N'yi biliyorsunuz arkadaşlar doğal sayı, değil mi? Z de tam sayı. Şekil 1'deki karelerden birkaçı yan yana ve üst üste getirilerek şekil 2 elde edilmiştir. Tamam. Buna göre AB uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın pembe karenin bir kenar uzunluğu x, mavi karenin bir kenar uzunluğu da y arkadaşlar. O zaman bakın burada x, 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 x. Bunlar da y, 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 y. Dikkat ederseniz arkadaşlar şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. Yani 2x ile 3y birbirine eşit olacak. X burada 3'ün katı, y de burada 2'nin katı olacak. Peki bizden ne istiyor? AB uzunluğu. AB uzunluğu da arkadaşlar bakın burası da y. X artı y değil mi? Evet. X ile y'yi topladığım zaman 3k, 2k daha 5k olacak. Demek ki sonuç ne olacak? 5'in katı olacak arkadaşlar. Şıklara baktığımızda da 5'in katı sadece D şıkkında mevcut. Geldik 8'e. Yukarıdaki ifadelerde boş kutuların içine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinden hangileri getirilirse
A ve B pozitif gerçel sayı olur diyor arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz buraya toplama işlemi getiremem. Niye? 2 ile eksi 3 toplarsam negatif sayı olacak, değil mi? Peki çıkarma işlemi getirebilir miyim? Getiririm. Pozitif olur mu? A olur. 2 eksi eksi 3'ten ne olacak? 5 olacak. A da pozitif olmuş olacak. Demek ki arkadaşlar 1'e çıkarma işlemi getirebilirim. B'nin de bakın iki tane negatif sayıyı ne yaparsam ben pozitif olur, çarparsam olur, değil mi arkadaşlar? O yüzden ikincisi için de çarpma işlemi söyleyebiliriz. Yani birincisine eksi getirdik, ikincisine de çarpma getirdik. Buna göre doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 9'a. X ve Y, X, Y ve Z birer tam sayı olmak üzere. Bakın arkadaşlar, şunlar önemli. Tamam mı? Siz de kendiniz çözdüğünüz zaman buraları kesinlikle ama kesinlikle kutu içerisine alın arkadaşlar. Anlaştık mı? Tamam. X artı Y artı Z toplamı en az kaçtır? Arkadaşlar en az olması için ben X'in, Y'nin ve Z'nin en az olmasını isteyeceğim. Değil mi? Bakın bunları da yaparken benden size tavsiye, her zaman tablo şeklinde yapmaya özen gösterin. Şimdi tam sayılardan biz bahsediyorsak, tam sayıların içerisinde negatif sayılar da var arkadaşlar. O yüzden ne yapmam lazım? Benim negatifleri düşünmem lazım. Çünkü en azı arıyorum ben. Tamam. Şimdi X çarpı Y ile Y çarpı Z'de ortak olan ifadeler ne? Y. O yüzden ben ne yapmam lazım arkadaşlar? Y'den başlarsam daha iyi olur. Niye? Çünkü arkadaşlar ikisini bölen sayılar olması lazım. Mesela ben şimdi Y'ye 3 desem olur mu? Olmaz. Bak X çarpı Y'ye 3 desem bu tarafı kurtarır. Çünkü 15 3'ün katı. Ama bakın burada Y ile Z'nin çarpımı 23 ya. Burada 23'ün içinde 3 çarpımı olmadığından dolayı sıkıntı yaşayacağız arkadaşlar. O yüzden Y'den başlamaya özen gösterelim. Şimdi ben Y'ye eksi 1 dersem arkadaşlar x ne olması lazım? X'in eksi 15 olması lazım ki eksi 15'te eksi 1'i çarptığım zaman 15 olsun. Y eksi 1 şu ikinci ifadeye baktığımda y eksi 1 şurayı da biraz temizleyeyim. Y eksi 1 arkadaşlar değil mi? Z'nin de ne olması lazım? Eksi 23 olması lazım. Verebileceğim en küçük değer bu. Bunların toplamı da arkadaşlar ne olacak? Eksi 39 olmuş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 10. soruya. Olduğuna göre diyor B eksi A eksi C ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar şu ifadeye baktığım zaman A artı C ifadesi yukarıda 18 olarak verilmiş. O zaman ben B'yi eksi 3 olarak bulabilirim. Değil mi? Bakın şurada B şu ikisini de arkadaşlar eksi parantezine alacak olursam A artı C ifadesi gelecek. Ben zaten B'yi eksi 3 olarak buldum. Eksi. A artı C de eksi 18 değil miydi arkadaşlar? Evet. Buradan da eksi 3 artı 18'den de cevabımız 15 olarak gelmiş olacak. Tamam. Geldik 11'e. İfadesinde tam sayı yapan kaç tane x tam sayısı vardır diyor. Şimdi arkadaşlar ben Bismillah deyip burada x'e değer vererek başlayabilirim. Ama bu ifadenin sonucunun tam sayı yapması beni bu haliyle biraz yorar. O zaman ne yapmam lazım? Bakın böyle ifadeler gördüğümüz zaman arkadaşlar genelde biz bunları ayrı paydalar altında yazıyoruz. Bakın benim bu şekilde yazma hakkım var, değil mi? Çünkü paydalara bakın dikkat ederseniz eşit. O yüzden ben yine bunu eski haline getirebilirim. Yani eski haliyle eşit olmuş olur yine. Buradan arkadaşlar ne olacak? X'ler birbirine götürecek. 4 kalacak. Artı 12 bölü x olacak. Şimdi bu 4 zaten tam sayı. Ben ifadenin tamamının tam sayı olmasını istiyorum ya. 4 zaten tam sayı. Ben tam sayıyla tam sayıyı toplarsam yine bir tam sayı olacak. Haliyle 12 bölü x ifadesinde ne olması lazım? 1 tam sayı olması lazım arkadaşlar. Bunun tam sayı olabilmesi için de x'in 12'nin bölenleri olması lazım. Yapalım o zaman. X 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4'e bölünür, değil mi? 12 6'ya bölünür, bir de 12'ye bölünür. Tabi arkadaşlar buradan kaç tane geldi? 3, 4, 6 tane mi geldi? 6 tane geldi. Bu de şimdi tam sayı olacak ya. Tam sayıların içerisinde negatifler de var. Bunları eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6 ve eksi 12 de bölecek. Yani şu yukarıda yazdıklarımızın negatifleri de bölünecek. Bir 6 tane de buradan gelecek arkadaşlar. Toplamda ne olacak? 12 tane olmuş olacak. Ama bir ikinci yol olarak da şöyle bahsedersek arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 12'nin asal çarpanlarına ayırıyorum. 12'nin asal çarpanlarına ayrılmış şekli 2'nin karesi çarpı 3'tür. Şimdi biz tam sayı bölenlerini bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Tam sayı bölenlerini bulurken bakın üstlerine, bakın şunun üstünde de bir var ya, üstlerine birer artırıp da çarpıyordum. 2'yi 1 artırdım. 1'i de 1 artırdım ve bunları çarptım. Şu anda ben neyi buldum arkadaşlar? Pozitif bölen sayısını buldum. Pozitif bölen sayısı. Negatifler de işin içine giriyor. Çünkü tam sayıdan bahsediyoruz. O yüzden ne yapmam lazım?
ne kadar pozitif geldiyse bir o kadar da negatif geleceğinden dolayı çarpı 2 demem lazım arkadaşlar. Bunları da bakın 2, 2 ile 1'i topladım 3, 1 ile 1'i topladım 2. Yine bunların çarpımı da ne olacak arkadaşlar? 12 olarak bulunmuş olacak. Peki şunu sorayım arkadaşlar. Üstlerini niye 1 artırıyoruz? Üstlerini niye 1 artırıyoruz? Düşündün mü hiç? Bakın şöyle. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şurada bir temizlik yapalım. Benim elimde bakın ikilerden kaç tane var? İkilerden 2 tane var. Değil mi? Üçlerden kaç tane var? Bir tane. Bakın benim şimdi seçme hakkım olmuş olsa 2 tane 2'm var ya. Bak ben bir tanesini seçebilirim. İki tanesini seçebilirim. Ya da hiçbirini seçmem. Yani hiç seçmemek de bir seçmektir. Değil mi? Seçim hakkımızın olmaması. Şu artı bir var ya arkadaşlar. Bunlar hiç seçmemek. Şimdi burada diğeri için de bir tane 3'üm var benim. Ben bir tane 3'ü seçerim. Şu artı bir dediğimde arkadaşlar hiç seçmem. Tamam mı? Ondan dolayı artı birler gelmiş oluyor. Anlaşıldı mı? Bunun nereden geldiğini bilmek de yine önemli. Buna göre doğru cevabımız bakın C şıkkı. 12. A küçüktür 0, küçüktür eksi b olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman negatiftir diyor. A zaten negatif arkadaşlar. Bu ifadenin sıfırdan büyük olabilmesi için b'nin de ne olması lazım? Bakın a'yı negatif dedik. B'nin de yine negatif olması lazım ki öndeki eksiden dolayı eksi ile eksinin çarpımı artı olsun. Biz biliyoruz ki arkadaşlar iki tane negatif sayının toplamı daima negatiftir. Tamam mı? O yüzden doğru cevabımız E olacak. Ama şıkları teker teker inceleyecek olursak da A negatifti. Küpünü aldığım zaman yine negatif olacak. B ne negatifti? İki negatif sayının çarpımı pozitif olacak arkadaşlar. Ben negatif arıyorum. Bakın B eksi. A eksi. Öndeki eksiden dolayı da arkadaşlar ne olacak? Artı olacak. Negatifle pozitif sayının toplamı her zaman negatif olur mu? Olabilir de olmayabilir de. Kesinliği yok. Zaten bu eksi. İkisi de eksi. Eksinin eksiye bölümü artı olacağından dolayı arkadaşlar bu daima pozitiftir. Eksi ile eksinin çarpımı daima pozitif olacak arkadaşlar. O yüzden bakın yine doğru cevabımızı bu şekilde de bulabiliriz. Geldik 13'e. X ve Y birer pozitif tam sayı olmak üzere olduğuna göre Y'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ben rasyonel sayılarla uğraşmamak için denklemin her iki tarafını 4 ile çarparsam 4x artı y eşittir 3 çarpı 4'ten 12 gelecek. Bu nasıl bir denklemdir arkadaşlar? Diofont denklemdir. Tamam? Diofont denklemdir. Biz diofont denklemleri çözerken de bir tane sayıyı biz buluyoruz. Daha sonra katsayılarıyla bir artış azalış söz konusu oluyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Önemli olan burada bir tane ikiliyi belirlemek. X, Y ikilisini belirlemek. Belirleyelim. Bakın ben X'e 0 verirsem Y ne olacak? 12 olacak. Şimdi diğerlerin arkadaşlar X ne olacak? Y'nin katsayısı nedir? 1'dir. Y'nin katsayısı 1 olduğu için X ne olacak? Birer birer artacak. Yani bu 1 olduğu zaman Y de ne olacak arkadaşlar? X'in katsayısı kadar azalacak. X'in katsayısı ne? 4. 4'er 4'er azalacak. 8 olacak. Bakın X'i 1 artırdım 2. Y'yi 4 azalttım 4. X'i 1 artırdım 3. Y'yi 1 azalttım 0. Şimdi pozitif tam sayı diyordu arkadaşlar. O yüzden sıfırın altına inemem. Tabi şurada X 0 yine pozitif olmadığı için bakın burada da bir sıfır var. O yüzden bu ikisini sildim. Yani Y'nin alabileceği değerler ne oluyor? 8 ile 4 oluyor. Bunun değerler toplamını istiyordu. 8 artı 4'ten de 12 gelmiş olacak. Tamam mı? İlk başta hepsini yazıyorum. Sağlamasa da yazıyorum arkadaşlar. En son siliyorum. Sağlamayanları siliyorum. Tamam mı? Burada önemli olan bir tane ikiliyi yakalayabilmek. Son sorumuza. Yukarıda verilen 4 daireden her birinin temsil ettiği işaret içinde yazılıdır. Bu daireler kullanılarak aşağıdaki şekil oluşturuluyor. Bu şekildeki herhangi bir bölgenin işareti o bölgeyi kapsayan tüm kümelerin işaretleri çarpılarak belirleniyor. O telefonu bırak he, ona göre. Tamam mı? Ciddi bir iş yapıyoruz şu anda. Tamam. Evet. Mavi, sarı ve yeşil bölgelerin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar maviye baktığım zaman ne olacak? A ile B'nin kesişimi. Yani bunlar çarpılarak belirleniyor. A ile B'yi çarptığım zaman artı ile eksiği çarptığım zaman ne olacak arkadaşlar? Eksi olacak. Demek ki şu mavinin işareti ne olacak? Mavi eksi olacak. Anlaştık. Bakın şu artıyla başlayanları ne yaptı? Geledik. Şimdi şu sarı bölgeye bakarsam B, C ve D'nin kesişimi yani B, C ve D'nin çarpımı olacak. Yani eksi ile eksinin çarpımı artı bir daha eksi ile çarparsam eksi. Demek ki sarıda ne olacak arkadaşlar? Sarıda eksi olacak. Tamam. Şimdi yeşile bakalım. Yeşilde
C ile D'nin kesişimi arkadaşlar. C ile D'nin kesişimi, yani C ile D'nin çarpımı da eksi ile eksinin çarpımı da ne olacak? Artı olacak arkadaşlar. Yeşil de artı oldu. Yani eksi eksi artı olmuş oldu. Doğru cevabımız C şık. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.